Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. A bölümü. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Cümlelerimize ifadelerimiz verilmiş. 1. Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer. Evet, dinamometreyi arkadaşlar kuvveti ölçmek için kullanıyoruz. Bu yüzden doğru. 2. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştiremez demiş. Hayır arkadaşlar, değiştirebilir. Örneğin bir oyun hamurunu alıp kuvvet uygulayarak istediğimiz şekli verebiliriz. Bu yüzden yanlış. 3. Dinamometrelerde hassas ölçüm yapmak istiyorsak kalın yay kullanmamız gerekir demiş. Tam tersi, ince yay kullanmamız gerekir. O yüzden yanlış. 4. Kuvvetin birimi Newton'dır. Evet, doğru arkadaşlar. 5. Su ve hava direnci cismin hareketini engelleyici bir etkidir. Evet, doğru arkadaşlar. Suda ve havada hareketimizi zorlaştıran bir etkidir. 6. Sürtünme kuvveti hareket yönüne zıt yönlüdür. Doğru arkadaşlar. Daima hareket yönüne ters diyoruz. 7. Donma ve yoğuşma sırasında madde ısı alır. Tam tersi, donma ve yoğuşma sırasında madde ısı verir olacak. O yüzden yanlış diyoruz. 8. Kaynama noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet, kaynama noktası saf maddelerde birbirinden farklıdır. Bu yüzden ayırt edici bir özelliktir diyoruz. Doğru. 9. Saf bir katı maddenin ısı alması sonucu katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklık değerine donma noktası demiş. Tam tersi arkadaşlar, erime noktası denir diyoruz. Yanlış. 10. Saf maddelerin erime ve donma noktaları eşittir. Evet, doğru arkadaşlar. İkisi birbirine eşittir. Örneğin su 0 derecede erir, 0 derecede donar arkadaşlar. B. Her bir bölmesi 1 Newton'u gösteren özdeş dinamometrelerle X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi ölçümler yapılmıştır. Buna göre X, Y, Z cisimlerinin dinamometreye uyguladıkları kuvvetleri boş bırakılan kısımlara yazınız demiş. Burada bakın dikkat edeceğimiz nokta, her bölme 1 Newton'u gösteriyormuş. Yani burası 2 bölme olduğuna göre 2 Newton olacak. Ben X'e 2 dediğime göre arkadaşlar, burada dikkat edersek 3 bölme var. Bunun 2 tanesi X'e ait. Y'ye ne kaldı arkadaşlar? 1 bölme. Demek ki Y'miz de 1 Newton'muş. Şimdi gelelim Z'ye. Bakın 1, 2, 3 bölme gösterdiğine göre demek ki Z'miz de 3 Newton olacak. Burada X'e 2 Newton diyoruz. Y'ye 1 Newton bulduk. Yine Z'ye bakıyoruz. 3 Newton bulduk arkadaşlar. C bölümü. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi besinini hazır olarak alır? Besinini hazır olarak almaz demek arkadaşlar, bitki olmayacak demek. Papatya bitkidir, kendisi hazırlar. Eğrelti otu arkadaşlar bitkidir. Karayosunu bitkidir. Peynir küfü küf mantarıdır ve besinini kendisi yapamaz, dışarıdan hazır olarak alır. Cevabımız C. 2. Yukarıdaki olaylardan hangileri sürtünme kuvvetini arttırır demiş arkadaşlar. Yıpranan motor dişlerinin yağlanması bu azaltır. 2. Buzlanmış yolların buzlarının sökülmesi. Bu da arkadaşlar ne yapacak? Buzları söktüğümüz için artacak. 3. Kışın araçlara kar lastiklerinin takılması, yine sürtünme artacak. Bize zaten artanı soruyor. 2 ile 3. C şıkkı. 3. Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Evet, kuvveti ölçen aletlere dinamometre diyoruz. B. Kuvvetin birimi Newton'dır. Evet, bu da doğru arkadaşlar. C. Bazı kuvvetler cisimleri harekete geçiremeyebilir. Doğru. Örneğin duvarı akşama kadar iteklesek de, kuvvet uygulasak da hareket ettiremeyiz arkadaşlar. D. Bütün kuvvetler cisimlerin yönünü değiştirir. Hayır, bütün kuvvetler değiştiremez. Yukarıda verdiğim örnekteki gibi duvara akşama kadar kuvvet uygulasak da yönünü değiştiremeyiz. O yüzden yanlış. Cevabımız D. 4. Dinamometreler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yapısında yay ya da esnek bir cisim bulunur. Evet, doğru. Dinamometreler maddelerin esneklik özelliğinden faydalanılarak yapılmıştır. B. Esnekliği az olan yay kullanılan dinamometreler ile daha büyük kuvvetler ölçülür. Evet, yani sert yaylarla diyor arkadaşlar. Bu da doğru. C.
Dinamometreler ile yer çekimi kuvveti de ölçülebilir. Evet bakın yer çekimi de bir kuvvet olduğu için ölçebiliriz arkadaşlar. D. Dinamometrelerin bir diğer adı da terazidir. Hayır, terazi kütleyi ölçen bir alettir. Dinamometrenin diğer adı değildir. Yanlış olan cevabımız D. 5. Yukarıda verilen olaylardan hangisi ya da hangilerinde sürtünme kuvvetinden yararlanılır? Yürümek yararlanırız arkadaşlar. Sürtünme kuvveti olmasaydı ayağımız kayardı. Yürümekte çok çok zorlanırdık. Yazı yazmak yine aynı şekilde. Örneğin arkadaşlar cama yazı yazmaya çalıştığımızda yazamayız ya da çok silik bir yazı elde ederiz. Çünkü camda sürtünme az ama defterimizde çok olduğu için rahatlıkla yazı yazabiliriz. 3. Kış lastiği kullanmak yine sürtünme kuvvetinden yararlanıyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 D şıkkı. 6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. Akciğer solunumu yapan hayvanların hepsi karada yaşar. Hayır, yanlış arkadaşlar. Örneğin balina akciğer solunumu yapan bir memelidir ama denizde yaşar. B. Omurgalı hayvanların tümü yavrularını sütle besler. Hayır, sadece memeliler sütle besler. Örneğin kuşlar, sürüngenler omurgalıdır ama yavrularını sütle beslemez. C. Sürüngenler yumurta ile çoğalır. Evet doğru arkadaşlar. Yılanlar, timsahlar, kaplumbağalar yumurta ile çoğalır. Doğru. Cevabımız C. 7. Dünyanın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süre aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir? Kendi ekseni etrafında dönmesi arkadaşlar 24 saattir ve biz buna bir gün diyoruz. Cevabımız A şıkkı. 8. Dinamometrelerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Dinamometrelerde sarmal yaylar kullanılır. Doğru. 2. Dinamometrenin ölçebileceği en büyük değer dinamometrelerin üstünde yazar. Evet bu da doğru arkadaşlar. 3. Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer. Zaten bunun için kullanıyoruz. Bu da doğru. Cevabımız D şıkkı. Hepsi. 9. Ahmet karlı bir günde işine gitmek için sırasıyla merdivendeki buzları söker, arabasının kapısını yağlar, arabasının tekerine zincir takar ve arabasıyla işine ulaşır. Buna göre Ahmet'in yaptığı eylemlerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılmıştır? Bakın azaltmak için diyor, buna dikkat ediyoruz. Merdivendeki buzları sökmesi arttırır arkadaşlar. O yüzden bu olmaz. Arabasının kapısını yağlamış. Yağlamak arkadaşlar sürtünmeyi azaltır. O yüzden bu uygun bir cevap. Arabasının tekerine zincir takması arkadaşlar sürtünmeyi yine arttırır. O yüzden olmaz. Cevabımız yalnız 2, B şıkkı. 10. Şekilde gösterilen deneyde çaydanlıktaki su sürekli ısıtılmaktadır. Buna göre 1 ve 2 ile gösterilen olaylar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 1 de arkadaşlar bakın buharlaşma var. Burada gaz çıkıyor, su buharı çıkıyor. O yüzden buna buharlaşma diyoruz. 2'de ise arkadaşlar buradaki buhar soğuk kapağa çarptığı zaman yoğuşmuş arkadaşlar ve su damlacıklarına dönüşmüş. O yüzden cevabımız D. Buharlaşma ve yoğuşma. 11. Tabloda maddelerin erime noktaları verilmiştir. Bunlardan hangisi 500 santigratta katı haldedir? Arkadaşlar 500 santigratta katı olabilmesi için maddelerin erime noktasının 500'den büyük olması gerekiyor. Baktığımız zaman hangisi 500'den büyük arkadaşlar? 839. Demek ki 839'da bu maddemiz burada katı olur. Çünkü 500 derece ve bunun eriyebilmesi için 830'a kadar çıkması gerekiyor. Kalsiyum cevabımız D şıkkı. 12. Edis'in verdiği hal değişimi örnekleri aşağıdaki gibidir. Buna göre Edis hangi hal değişimiyle ilgili örnekler vermiştir? Islak çamaşırların kuruması, denizden çıktığımızda üşümemiz, elimize kolonya döküldüğünde serinlik hissetmemiz. Bunların hepsi arkadaşlar buharlaşma ile alakalıdır. Çünkü ıslak çamaşırlarımızın kuruması için üzerindeki suyun uçup buharlaşması gerekir. Denizden çıktığımızda üşümemiz ise bize üstümüzdeki suyun arkadaşlar buharlaşırken bizim ısımızı alarak buharlaşır. Biz o yüzden üşürüz. Elimize kolonya döküldüğünde serinlik hissetmemiz yine aynı şekilde kolonya buharlaşırken elimizden ısı alıyor. O yüzden biz serinlik hissediyoruz. Cevabımız A. 13. Yandaki yaya 6 Newton kuvvet uygulayan bir cisim asıldığında
yay 2 cm uzamaktadır. Yaya 12 Newton kuvvet uygulayan bir cisim asıldığında yayın son boyu kaç santimetre olur? Bakın yayın boyunu soruyor bize. Burada yayımız 10 santimetre olmuş arkadaşlar toplamda. Şimdi ben bir 12 Newton kuvvet asarsam ne olacak arkadaşlar? Burası bakın 6 asıldığında 2 santimetre uzuyorsa 12 olması için buna bir 6 Newton daha ekleyeceğim. O yüzden bir 2 santim daha uzayacak. Toplamda boyumuz ne oldu arkadaşlar? 10 burada, 2 burada, 2 de burada. 14 cevabımız D. 14. Aşağıda verilen olaylardan hangisi birbirinin tersidir? Erime, kaynama birbirinin tersi değil. Donma, yoğuşma yine birbirinin tersi değil. Erime, donma birbirinin tersidir arkadaşlar. Cevabımız C. 15. Yukarıda özellikleri verilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir, sıvılarda gerçekleşir, ısı alarak gerçekleşir. Bize burada arkadaşlar kaynamadan bahsedilmiş. Çünkü buharlaşma her sıcaklıkta olur, belli bir sıcaklıkta değil. Cevabımız A. 16. Saf halde bulunan K, L ve M maddelerinin erime ve donma sıcaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre verilen önermelerden hangisi doğrudur? Burada erime donma sıcaklıklarımız verilmiş. A. Bir saf maddenin erime ve donma sıcaklığı aynıdır. Evet bakın erime ve donma sıcaklığı hepsinde aynı arkadaşlar. O yüzden tablodan bunu çıkarabiliriz. Cevabımız A. 17. Yukarıdaki bilgilerin hangileri yanlıştır? 1. Yağmur ve kar gibi doğa olaylarıyla su yeryüzüne döner. Güneş onları ısıtır, tekrar gökyüzüne ulaştırır. Evet buna su döngüsü diyoruz arkadaşlar. 2. Su buharı soğuk ortamda yoğuşarak sıvı hale gelir. Evet bu da doğru arkadaşlar. 3. Buz ısı etkisi olmadan da eriyebilir. Hayır, ısı almadan eriyemez arkadaşlar. Bu yanlış. Cevabımız yalnız 3. B şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.